Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fatoş ile biz bize kanalına nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bizler Allah'a şükürler olsun, iyi diyelim, iyi olalım. Kahvaltı hazırlıyorum. Kolay, pratik, lezzetli bir tarif yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir tane patatesi şu şekilde ince ince dilimledim. Onları önden bir kızartıyorum. Bunlar bir kızarsın, devam edeceğiz. Ben sizlere bir şey söylemek istiyorum. Benim uyguladığım bir yöntem var ve çok da güzel kızarıyor patatesler. Patatesleri koyduktan sonra şu şekilde tavayı kapatıyorum. Önce bir sulanır gibi oluyor, ondan sonra kızarıyor. Aynı fritözde kızartmak gibi düşünebiliriz. Böyle hem daha nasıl diyeyim, suyunu içine çekerek pişmiş gibi oluyor. Yani bu yöntemi denemediyseniz bu yöntemi de deneyin. Kapağını kapatın, o bir buharıyla pişsin. Yine ara ara sallıyorum böyle. Şu şekilde hem kızaracak. Tabii alt üst yapacağım, karıştıracağım, o farklı bir konu. Hatta şu an bir bakalım. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Eşimle mukbangımızı nasıl buldunuz? Tekrar kapağını kapatacağım. Bu kızarınca devam edeceğiz. Sosis koyacağım. Sizin elinizde sucuğunuz varsa sucuk da koyabilirsiniz. Zeytin ekleyebilirsiniz. Yani dilediğiniz her malzemeyi ekleyebilirsiniz. Benim ekleyeceklerim bu. Sosis. Yine kapağını kapatacağım. Sosisler biraz öyle diriliği gitsin. Yani çiğliği gitsin diyeyim. Çok az bekledikten sonra domates suyu katıyorum ben. Domates suyunuz yoksa domates katabilirsiniz bu esnada. Yani yarım çay bardağını çok az geçecek şekilde. O da bayağı bir sıçradı. O yüzden kapak kapatmak da önemli. Hani bir sakatlık çıkartmamak için altını biraz kıstım. Bir işlisi. 3 tane yumurtayı şöyle çırptım. Üzerine gezdiriyorum. Hemen üstüne ben baharat olarak karabiber, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı pul biberi, 2 çay kaşığı tuz kullanacağım. Siz istediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Hani o tamamen damak tadınıza bağlı bir şey. Şöyle bir karıştıracağım. Bakın hem yumuşak gibi oldu, kapak kapatınca daha da güzel oldu. Şimdi bunun üzerine de rendelemiş olduğum kaşar peyniri var. Onu getireceğim. Bir yerine domates de kullanabilirsiniz. Salça da katabilirsiniz. Ben katmadım. Yani sabah kahvaltısı. Belki akşam bazen çayın yanına da biz bu tarz şeyler yiyebiliyoruz. Güzel gidiyor. Şöyle çok hafif kapağını kapatacağım ki kaşarı erisin. Şimdi bunu alt üst edeceğim. Şu şekilde bir tabakla edip geliyorum. Arkadaşlar bu şekilde ben bunu tavayla ortaya koyacağım. Yani sabah kahvaltısına çok güzel gidiyor. Umarım severek, beğenerek, keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir, videoları beğenebilirsiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık olsun. Huzurla kalmanız dileğiyle Allah'a emanet olun.